Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere jüt ipten yani hasır ipten saksı yapımını göstereceğim. Öncelikle kullanacağımız malzemeler 1 adet silikon tabancası, makas, yoğurt kovası, şeritli pomponlar ve hasır iplerimiz. Hasır ipler genellikle kalından ortaya ve inceye doğru gidiyorlar. Ben orta olanı aldım. Kendimize öncelikle bir zemin hazırlıyoruz. Ben kovanın en sonundan başladım. Başlangıç olarak ipimizin ucunu yapıştırıyoruz. Ve bu şekilde iplerimizi kovamızın etrafına sürekli yapıştırarak devam ediyoruz. Buraları birazcık keseceğim. Daha hızlı oynatmaya çalışacağım sizler için. Gördüğünüz gibi durmak yok. Biraz sabır gerektiren bir uğraş ama sonu gerçekten çok güzel oluyor. Silikon tabancasını sıkarak hasır iplerimizi bu şekilde kovamızın etrafına doluyoruz. Artık burada silikonumuz bitmişti. Yenilemem gerekiyordu. Çünkü bayağı gidiyor diyebilirim. 2 adet almanız yeterli olacaktır. Evet, saksımız bitmiş durumda. Sonu kalan bu ucunu bir şekilde siz de kamufle edebilirsiniz. Ben sonrasında onu bir şekilde kestim. Şimdilik bu şerit pomponları genellikle iplik satılan yerlerde böyle tuhafiye mağazalarından alabilirsiniz. Metresi 3,5-4 lira olması lazım. Ben 4 liraya almıştım. Daha fazla alırsanız yani metresini daha da uygun alabilirsiniz. Etrafına bu şekilde silikon tabancasını sıkarak yapıştırıyoruz. Bu arada çok hastayım. Sesim çok kötü geliyor olabilir. Kusura bakmayın lütfen. Ses kirliliği oldu biraz. Saksımız bitmiş durumda. Sizler bitkinizin büyüklüğüne göre kova boyutunu ayarlayabilirsiniz. 10 kiloluk kovalar da var. 7-8 kiloluk kovalar da var. Tamamen size kalmış. Videonun sonunda nasıl durduğuna dair sizlere göstereceğim. Teşekkürler.
zehirleyici olduğu bitki. Çabuk bayağı bir kirli görünmüşler. Ben kirli bildiğim kadarıyla kirli ama sürekli böyle yapraklarını nemlendirmek gerekiyor. Bu şekilde birazcık nemlendireceğim. Da bu şekilde yapmayı düşünüyorum. Şöyle daha yakından göstereyim. Bence güzel oldu. Ben ne kadar kullandım, ne kullandım, hani ne kadar ödedim hepsine, bunlardan komple bahsederim size. Gerçekten çok beğendim. Bunları biraz sanırım yamuk mu yapıştırdım bilemedim ama umarım siz daha iyi yaparsınız. Bunun zaten toprağını değiştireceğim. Yeni geldiği için bayağı kurumuş çiçek gerçekten. Sık sık yine de sürekli kuruyorlar. Nasıl bir çiçek yolladılar, bitki yolladılar anlayamadım. Umarım daha iyi bakacağım ona. Sürekli kuruyor. Muhtemelen böyle tozlu bir yerden getirmişler, orada kalmış. Altına da şunu koyarım, şu toprağı boşalttıktan sonra bakalım nasıl olacak. Bu şekilde oldu. Umarım beğenirsiniz. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Fotoğraflarını da videonun sonuna eklerim daha detaylı bir şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.